Merhaba arkadaşlar, birlikte LGS, din kültürü ve ahlak bilgisi soruların cevaplarına bakacağız. Birinci sorumuzda başlıyoruz. Görece rahat bir soru, e, güzel bir başlangıç sorusu. Fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalarla alakalı bilgilerimizi sorgulamakta. Şimdi ilk... E, ...bilgimiz, birinci öncülümüz... ...güneş de yörüngesinde akıp gitmektedir... ...bu üstün ve bilen Allah'ın... ...kanunudur... ...bu direkt neyle alakalı... ...fiziksel yasalarla alakalı... ...bir gelişme olarak karşımıza çıkmakta... ...sizi yaratan, size kulaklar, gözler... ...ve kalpler veren odur... ...yaratmak... ...kulak, göz, kalp... ...direkt insanla alakalı... ...insanın yaratılışıyla alakalı... ...bu da biyolojik yasalarla alakalı... Üçüncüsü bir millet kendi tutum ve davranışını değiştirmedikçe Allah da onların durumunu değiştirmez. Bu daha çok neyle alakalı? Toplumsal yasalarla alakalı. Şimdi buradan hareketle fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalar kavramını görmekteyiz. Sorumuzun cevabı ne olacak arkadaşlar? A şıkkı olarak karşımıza çıkacak. Birinci sorumuzun cevabı A şıkkı. Devam ediyoruz. İkinci sorumuz bu parçadan hareket aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz diye bize soruyor. Hayatta hiçbir şey kendiliğinden ve tesadüfen oluşmaz. Tüm varlıkları meydana getiren bir sebep bulunur. Her elbise bir terziye, her sıra bir marangoza ve her resim bir ressama ihtiyaç duyar. Re ressam olmadan bir resmin meydana gelmesi mümkün değildir. Evrende yoktan var olduğuna göre ee, ona, onu da yaratan bir güç vardır. O da e, yüce Allah'tır. Bu parçadan hareketle aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz? Evren bir tesadüf üzerine yaratılmamıştır. Kesinlikle burada her şeyin birbiriyle bir bağlantısı olduğunu söylüyor. Evren yoktan var edilmiştir. Evrende yoktan var olduğuna göre, yani ortada hiç böyle bir şey yokken, e, bir anda böyle bir şey olacak. D şıkkı evrende var olan her şey Allah'ın yaratmasıyla oluşmuştur. Evet buranın hani yaratıcısı e, direkt Yüce Allah'tır. Bunu anlatıyor bize. Ancak C şıkkında Allah bu düzenin ahenk içinde devam etmesini insanlara bırakmıştır. E, buradaki bilgi evet hani e, bu şey olacak ama düzeni sağlama noktası bir düzeni kuruyor. Sadece bu hani düzenin bozulmasıyla alakalı veya düzen bozulduğunda yapılacaklarla alakalı değerlendirmeler var veya bilgiler var. Ama yine buradaki düzenin, sorum, düzenin sorumluluğun sağlanması noktası kimdedir? Allah'tadır. Onun için ben ne yapacağım arkadaşlar? C şıkkına ulaşmayacağım. İkinci sorumuzun cevabı C şıkkı olarak karşımıza çıkacak. Devam ediyoruz. Üçüncü sorumuzla yolumuza. Aşağıda verilenlerden hangisinin konusu farklı bir evrensel yasayla alakalıdır? Gene biz fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalar kavramına bakacağız. Şüphesiz ki bir topluluğu kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Bu gördüğünüz şey direkt neyle alakalıdır? Toplumsal yasalarla alakalıdır. Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Şimdi bu da gene işte adalet gibi kavramlardan bahsedilmesi direkt ile alakalı, e, toplumsal yasalarla alakalı. Deniz akıp gitsin diye gemileri hizmetinize verdi. Burada direkt hani gemilerin denizin üstünde durması fiziksel yasalarla alakalı olan bir kavram. Değişik onlar yeryüzünde gezip kendilerinin öncekilerinin sonunun nasıl olduğuna bakmazlar mı? Gene aslında bu e, insanların durumuyla alakalı olan insanların yaşamıyla alakalı olan bir şey. Direkt bunu da toplumsal yasalarla bağdaştırabiliriz. Ama C şıkkı neydi? Fiziksel yasalardı. Üçüncü sorumuzun cevabı fiziksel yasalar olacak. Geldik dörde. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiri peşinden gelmesinde, insanlara fayda veren şeylerle yüklü olarak denizde yüzüp giden gemilerde. Allah'ın gökten indirip de ölü haldeki toprağı canlandırdığı suda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve yer ile gök arasında emri hazır bekleyen bulutları yönlendirmesinde düşünen bir toplum için birçok deliller vardır. Bu ayetten hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Evrende gerçekleşen her şeyin bir mesajı var. Bununla bağlantılı şeyler. Şimdi aşık insanlar aklını kullanarak evrenle ilgili bir bilgi sahibi olabilir. Kesinlikle burada biz ne yapacağız? E, hani e, düşünen toplum için birçok deliller vardır. Ben aklımı kullanarak düşündüğümde evrenle ilgili bilgi sahibi olabilirim. İnsan aklı sayesinde yüce Allah'ın sonsuz gücü ve bilgisi hakkında söz bilgi sahibi olur. Bu nedir? Allah'ın o sonsuz gücünü, e, sonsuz bilgisini bu şekilde sorgulayarak anlayabiliriz. Allah'ın yarattığı hiçbir şeyde dengesizlik yoktur. Evet. Direkt ne olacak? Böyle bir durum sonsuz güç, kudret dediğimiz kavram. Ancak değişikliğine baktığımızda insanoğlu kendi eylemlerini kendi iradesiyle gerçekleştirme gücünden yoksundur. Burada bizim kendimize, insana ait olan cüzi irade kavramı var. Cüzi iradeden kaynaklı ben değişikliğindeki bir bilgiye ulaşmam mümkün değil. Bu yüzden bu sorumuzun cevabı ne olacak çocuklar? Değişik olarak karşımıza çıkacak. Devam edelim. Geldik 5 sorumuza. Rızkı yaratan ve veren allah Teala'dır. Kul Allah'ın evrende geçerli tabi kanunlarını gözeterek çalışır çabalar sebeplere sarılır ve rızkı kazanmak için tercihlerde bulunur. Allah da onun bu tercihine ve çabasına göre rızkını yaratır. Allah'ın yegane rızık veren olması, tembellik yapmayı, çalışmamayı, yanlış bir tevekkül anlayışına sahip olmayı gerektirmez. Buna göre metindeki bilgi aşağıdaki atasözlerden hangisi destekler niteliktedir? Çalışmakla alakalı sürekli çalışmak ve çalıştıkça rızkı veren Allah hakkını insanlara verir. Hangi atasözü burada bizi karşılıyor? A şıkkındaki yazın başı pişenin kışın aşı pişer. Yani emek vereceksin. Emeksiz yemek olmaz sonrasında da bunun karşılığını alacaksın. Hani biraz daha böyle olayı somutlaştıracak olursak meşhur Ağustos böceği karınca hikayesindeki gibi arkadaşlar. Buradaki gibi bağdaştırabiliriz. Bu yüzden ne olacak? A şıkkı olacak. Sorumuzun cevabı. Diğer atasözlerine baktığımızda bu açayı oynaması tabiri hani bir şekilde emeksiz yemek tabirinde bize gösterebilir. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Bu e, insanın Fıtratı yani nasıl diyelim nasıl açıklayalım yapması gereken şeylerle alakalı şeyler. Yarım elma gönül alma dediğimizde insanları kırmamak, kalp kırmamakla alakalı olan bir nokta. Evet geldik 6. sorumuza. Şimdi 6. soruya bakacağız beraber. Metindeki boş bırakılan yere aşağıdaki hadislerden hangisi getirilmelidir? Şimdi ee, burada bir metni bakalım beraber. Uzun süredir görüşmedi arkadaşıyla karşılaşan İbrahim arkadaşının yıllardır hiç çalışmadığını, sürekli ibadet ettiğini öğrenir ve arkadaşına seni bu duruma ne getirdi diye sorar. O şöyle cevap verir. Günlerden bir gün kanatları kırık bir kuş gördüm kendi kendime. Burada oturayım ve bu kuşun rızkının nereden geldiğini gözetleyeyim dedim. O sırada başka bir kuş gelerek yaralı kuşun yanına kondu ve gagasıyla getirdiği yiyeceği onun ağzına bıraktı. Bu durumu görünce bu kuşun rızkını veren Allah nerede olursam olayım benim rızkımı da gönderir diyerek kazanç peşinde koşmayı bıraktım ve kendimi tamamen ibadete verdim. İbrahim peki sen neden o kanada kırık kuş gibi değil de ona yiyecek taşıyan sağlam kuş gibi davranmayı tercih etmiyorsun? Hazreti Peygamber'e şimdi buradan neyi söylüyor? Biz çalışacağız, çabalayacağız. Evet kendimiz rızkımızı çıkartacağız. Bunun yanında muhtaç olanlara da yardım edeceğiz. Önce kendi geçimimizi sağlayacağız. Ondan sonra da muhtaç olanlara yardım edeceğiz. Yani eğer elimiz ayağımız tutuyorsa çalışıyorsak o en son çare olacak başvurmamız gereken yani hiç böyle çaresiz kaldığımız noktalarda belki olabilir ama her zaman önce çalışmayı ve bizden kötü durumlara kötü durumda olanlara yardım etmeyi ki bu da hangi sözle karşımıza çıkıyor veren el alan elden üstündür yani sen yardım beklemekten ziyade eğer elin ayağın tutuyorsa çalışıp para kazanacaksın ve yardım eden taraf olacaksın. İnsanlara yardım eden taraf olacaksın. Bu yüzden bu sorumuzun cevabı ne olacak? Aşık olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Geldik 7. sorumuza. Bu ayette ayetlerden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz diye bize soruyor. Biz gökleri ve yeri bunlar arasında bulunanları oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. Göklerin ve yerinin yaratılışında geceyle gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. Evrenin yaratıcısı Allah'tır. Kesinlikle bunu söyleyeceğiz. Burada yaratılışla alakalı akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. Bu C şıkkında Kur'an aklın kullanılmasını teşvik eder aklı selim olacaksın, düşüneceksin. Her varlık bir amaç doğrultusunda yaratılmıştır. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. Yani bu öyle alelade olan bir şey değil. Ben A şıkkına, C şıkkına ve D şıkkına ulaştım. Yaratılan her şeyin bir sonu vardır. Evet hani insanlar, hayvanlar, diğer canlılar bunların hepsinin bir sonu var. Ama burada anlatılan şey bu değil arkadaşlar. Bu yüzden sorumuzun cevabı ne olacak? B şıkkı olacak. Geldik 8. soruya. Bu ayetlerden insanla ilgili yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Bize bunu sormakta. Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Leh yani iyiliğine, aleyh yani kötülüğüne. Andolsun size içinde sizin için öğüt bulunan bir kitap indirdik. Hala aklınızı kullanmayacak kullanmayacak pisir. Şimdi yukarıdaki ilk ayet Kehf suresi 29. ayet tercihlerinde özgür oldu. Yani sen iyi bir iş yaparsın o senin lehinedir. Kötü bir iş yaparsın o senin aleyhinedir. Yani birisi günah defterine yazılır, diğeri iyilik defterine yazılır, sevap defterine yazılır ve sen cüz'i irade sahibi olarak bir irade sahibisin ve burada tercihlerinde özgürsün. Bunun yanında leh ve aleh noktası eylemlerinden sorumlu olması bir şekilde e, bunların bir sonucun olacağının göstergesi. Şurada e, ikinci e, ayette, Enbiya suresi 10. ayette verilen şey de hala aklınızı kullanmayacak mısınız vurgusu da beni nereye götürmekte? Üçüncü maddeye götürmekte. Ben 1'e ulaştım, ikiye de ulaştım ve üçüncü maddeye de ulaştım. Sorumuzun cevabı ne olacak çocuklar? D olacak. Devam edelim. Geldik 9. sorumuza. Metinde anlatılanlar aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilendirilemez? Bize bunu soruyor. Rızık dediğimiz Allah'ın bize vermiş olduğu nimetler. Emek dediğimiz şey bir rızık elde etmek için bir kazanç elde etmek için çalışmak, çabalamak. Şükür dediğimiz Allah'ın bize verdiği nimetlere karşı teşekkür etmemiz az da olsa çok da olsa bunun için dua etmemiz. Tevekkül dediğimiz şeyde şu şekilde değerlendirilebilir. Ben yapmam gereken her şeyi yapıyorum. Bütün emeğimi veriyorum. Ve ondan sonrasında Allah'a sığınıyorum. Allah'a dua ediyorum. Yani eşeğe sağlam kaza bağlamak. Ondan sonra da eşeği korumak için Allah'a dua etmek. ve onun kaybolmaması için Allah'a dua etmek. Metinde anlatılanlar aşağıdaki kavramadan hangisiyle ilişkilendirilemez diye bize soruyor. Ahmet Bey, tarımsal üretimi etkileyen faktörleri dikkate alarak tarımın bilinçli yapılması konusunda çevresindeki çiftçilere örnek oldu. O üretime başlamadan önce toprak analizi yaptırdım. Çıkan sonuçlara göre tarlalarında hangi sebzeleri yetiştirmenin daha uygun olacağı konusunda uzmanlara danıştım. Aldığı tavsiyelerden e, hareketle tarlalarına uygun, e, tarlalarına uygun, sebzeleri ekti ve gerekli bakımları yaptı. Bol ve kaliteli ürün alabilmek için Allah'a dua etti. Hasat mevsimi geldiğinde hem verim hem de kalite açısından iyi bir sonuç elde etti. Şimdi ne yaptı? Emek verdi. Emekten kastımız burada çabalaması. Bunun yanında hani rızık iyi bir sonuç elde etme, bir şey aldı mı kesinlikle. Tevekkül. Nedir tevekkül? Sen her şeyi yapacaksın. Ondan sonrasında hani yapman gereken bütün işleri yapıp iyi ürün almak için Allah'a dua edeceksin. Yani ne olur işte Allah'ım bize yardım et bol bereket ürünümüz olsun. Tevekkülü de yaptık. Ancak şükür dediğimiz şey nedir? Ulaştığımız nimetlere, eriştiğimiz şeylere şükretmek. Ama burada iyi bir sonuç elde etti demiş. Ondan sonra herhangi bir bilgiden bahsetmiyor. Bu yüzden ne olacak çocuklar? C şıkkı şükür olacak. Dikkat edin. Bak şuradaki Allah'a dua etti vurgusu şükür değil. Neyle alakalı? Tevekkül maddesiyle alakalı arkadaşlar. D şıkkıyla bağlantılı. Lütfen dikkat edin. Gerçekten çok böyle ince bir soru. Kaliteli bir soru. Umarım çok fazla takılmamışsınızdır bu soruda. Çünkü gerçekten güzel bir soru olarak bunu anlandırabiliriz. Geldik son sorumuza. 10. sorumuza. Ee, bu ayetler evrendeki yasalardan hangisiyle ilgilidir diye bize sormakta. Ölçtüğünüz zaman tas ölçün ve doğru teraziyle tartın. Burada e, direk insanın ahlakıyla alakalı. Yani o vicdan, iyi niyetle alakalı. Bu direkt neyle alakalı çocuklar? Toplumsal yasayla alakalı. Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticari hali müstesna mallarınızı batıl yollar ile aranız, aranıza, aranızda yemeyin. Gene bu neyle bağdaştıracağız? E, toplumsal yasalarla bağdaştırabileceğiz. Bu da aynı şekilde toplumsal. Şimdi ben sadece neyi görmekteyim? Toplumsal yasaları görmekteyim. Biyolojik yok. Fiziksel yok. Sadece ne var? Toplumsal var. Ben de bunu hangi şıkta görmekteyim? B şıkkında görmekteyim. Bu sorumuzun da cevabı B şıkkı olarak karşımıza çıkacak. Güzel ve kaliteli bir deneme olarak karşımıza çıktı. Özellikle 9. soru çok dikkat etmemiz gereken bir soruydu. İnce nüansları olan bir soruydu arkadaşlar. Umarım çok fazla takıldığınız bir deneme olmamıştır. Ağırlıklı olarak hatta tamamı birinci üniteden oluşan, birinci ünite konularını içeren bir deneme sınavıydı. Hepinize başarılar, iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.